Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Bugün sure sure Kur'an-ı Kerim programında Kur'an-ı Kerim'in 64. suresi olan bir mübarek sureyi inşallah anlatmaya çalışacağız. Suremizin adı Tegabün suresi. Oldukça ağır ve manası zor anlaşılan bir kelime. Biz inşallah Allah'ın izniyle biraz daha kolaylaştırarak sizin anlayacağınız şekilde bu kelimeyi, bu surenin ismini ve surenin genel manada ayetlerini inşallah anlatmaya çalışacağız. Bu suremiz Medine'de nazil olmuş ve 18 ayetten meydana gelen 2 sayfalık bir mübarek sure. Suremizin ismi Tegabün diye başlıyor. Tegabün kelimesi Kur'an-ı Kerim'deki sureler arasında manası en zor anlaşılan, oldukça ağır bir kelime. Niye derseniz, mesela Kur'an-ı Kerim surelerinden Maide suresi var, manası sofra demektir. Nisa suresi var, manası kadınlar demektir. Nahl suresi var, arı manasına gelir. Neml suresi var, karınca manasına gelir. Ama bugün anlatacağımız Tegabün suresinin tek kelimeyle manasını vermemiz mümkün değil. Çok zor. Çünkü tegabün kelimesi çok çeşitli, çok geniş manalara geliyor. Biz inşallah bunları dilimizin döndüğü kadar anlatmaya çalışacağız. Ona başlamadan şunu da söyleyelim ki bu suremiz Yüsebbihu lillahi diye başlıyor. Yüsebbihu ne demek? Tesbih etmek, Allah'ı anmak, Allah'ın büyüklüğünü kabul etmek, Allah'ın noksansız, kusursuz olduğunu işaret etmek demek. İşte bu surede bu şekilde başlıyor ki Yüsebbihu lillahi ma fis semavati ve ma fil arz. Yerde ve göklerde ne varsa, kim varsa onların hepsi Allah'ı tesbih eder, Allah'ı anar, Allah'a boyun eğer, Allah'a secde eder diye başlıyor. Kur'an-ı Kerim'de bundan önce de biz anlattık. Bu şekilde başlayan 5-6 tane sure var. Yani ya Sebbeha veyahut Yüsebbihu kelimesiyle başlıyor. İkisi de aynı manaya gelir. Birisi fiili mazi, birisi fiili muzaridir. Ve hepsi Allah'a tesbih etmekle başlıyor bu sureler. İşte bu surelerin ortak bir ismi var. O da nedir? Müsebbihat sureleri. Allah'ı tesbih etmekle ilgili sureler. Bunlar mesela Hadid suresi, Haşr suresi, Saf suresi, Cuma suresi olarak biz bunların hepsini anlattık, ifade ettik. Ve bugün de bu Müsebbihat surelerinin sonuncusu olan Tegabün suresini inşallah anlatacağız. Bu surenin ismi Tegabün dedik. Bu kelime bu surenin 9. ayetinde geçiyor. İsterseniz önce bu ayeti bir okuyalım ve ondan sonra inşallah izahına başlayalım. Allah Teala bu ayette buyuruyor ki yevme yecme'ukum, o gün Allah sizi toplar, cem eder, hepinizi bir araya getirir. Li yevmil cem'i, toplanma günü için Allah sizi toplar. Zalike yevmut tegabun, işte bugün tegabun günüdür. Tegabun ne demek? Biraz sonra izah edeceğim. Ve men yu'min billahi ve ya'mel salihan, kim Allah'a iman etmiş ve salih, güzel işler yapmışsa yükeffir anhu seyyiatihi, biz onların günahlarını sileriz, yok ederiz.
ve yudhilhu cennetin tecri min tahtihel enhar. Ve Allah onları altından ırmaklar akan, nehirler akan cennetlere sokacağını söylüyor. Aynı zamanda halidine fiha ebeda. Onlar burada ebedi kalacaklardır. Cennete giren bir daha çıkmayacak. Hep o nimetlerin içerisinde haşır neşir olacak. Zalikel fevzül azim. İşte bu çok büyük bir kurtuluştur. Felaha, necata eriştir. İman edenler bu şekilde. Peki iman etmeyenler, kafirler nedir? Hemen bunun arkasında Allah ondan da bahsediyor. Vellezine keferu ve kezzebu bi ayatina. Allah'ı inkar eden, kafir olan, Allah'ın ayetlerine inanmayan kimselere gelince ulaike ashabun nar. Onlar da ateşin ahbabı, ateşin dostları, ateşin arkadaşlarıdır. Halidine fiha. O kafirler de cehenneme girdiği zaman orada ebedi kalacaklar. Ve bi'sel masir. Orası ne kötü, ne dehşetli, ne çirkin bir yerdir diye Allah Teala cehennemden bu şekilde bahsediyor. İşte burada anladığımız üzere Allah Teala kıyamet günüyle ilgili bir sahneden bahsediyor. Ve tegabun kelimesi de kıyametin isimlerinden bir tanesi. Tabii biz Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'in pek çok suresi kıyamet ismiyle ilgili. Mesela Vakıa suresi, El-Hakka suresi, El-Kari'a suresi, İnfitar suresi, İnşikak suresi, Gâşiye suresi, Nebe suresi gibi bizzat kıyametin ismini taşıyan sureler var Kur'an-ı Kerim'de. Bir de sure ismi olarak değil ama surelerin içerisinde ayetlerde geçen yine pek çok kıyamet ismi var Kur'an-ı Kerim'de zikredilen. Bunlardan da birkaç örnek verecek olursak mesela Yevmül Ahir, hepimizin bildiği ahiret günü. Yevmül Azim, büyük bir gün diyor Allah-u Teala kıyametten bahsederken. Yevmül Azim. Bir başka kelime Yevmüddin, Fatiha'da geçen Maliki Yevmüddin kelimesi, din günü. İnsanların yaptığının karşılığını göreceği ceza ve mükafat günü manasına geliyor. Din günü. Yevmün hisab, herkesin hesaptan geçeceği gün. Yevmül huruç, insanların kabirlerinden kalkacakları gün. Bir başka isim yevmül fasıl, iyi ve kötünün, mümin ve kafirin birbirinden ayrılacağı, herkesin tefrik olacağı gün manasına geliyor. Bunları uzatmayalım. İşte kıyametin demek ki Kur'an-ı Kerim'de pek çok ismi var dedik. Bugün bizim anlatacağımız Tegabun suresinin ismi olan Tegabun kelimesi de kıyametin isimlerinden bir tanesi. Ve bu az evvel dediğimiz gibi bu surenin 9. ayetinde geçiyor. Ve bu ayette enteresan ki Allah-u Teala kıyametin iki isminden birden bahsediyor. Sadece bir isim değil, iki ismini birden zikrediyor. Birisi Yevmül Cem, toplanma günü, içtima günü, herkesin bir araya geleceği gün. Birisi de Yevmü Tegabun, Tegabun günü. Önce biz kolay olan toplanma günü, yani Yevmül Cem'i kelimesini kısaca bir izah edelim. Ondan sonra inşallah esas kelimemiz olan Tegabun ibaresine geçeceğiz. Kıyamet günü toplanma günüymüş. Toplanma ne demek? Kim toplanacak? Hazreti Adem'den başlayıp günümüze kadar ve günümüzden kıyametin kopacağı zamana kadar dünyada kaç kişi gelip geçtiyse, erkek, kadın, Müslüman, kafir, çoluk, çocuk, yaşlı, akıllı, deli, kim varsa bunların hepsini Allah-u Teala toplayacakmış kıyamet gününde.
Şimdi bunun ne kadar zor, ne kadar büyük bir rakam olacağını anlamak için ben size dünyadan şöyle bir örnek vereyim. Hani biz büyük bir camiye gideriz. Eskiden kalmış tarihi çok büyük bir cami. İçerisinde 3000, 5000, 10.000 tane Müslüman namaz kılabilir. Namazdan dağıldıkları zaman bütün caddeler, sokaklar insanla dolar. Ama bunların toru topu 10.000 kişidir. Hani siyasi partiler miting yaparlar. Çok büyük, çok güçlü bir parti bir miting yapsa 50.000 kişi, 100.000 kişi, 500.000 kişi, hadi bilemedin 1.000.000 kişi bir araya toplanabilir. Türkiye'nin nüfusu 80 küsur milyonsa onun sadece 80'de biri toplanabiliyor. 80 nüfustan 79'u toplanamıyor. Onlar evinde, işinde, gücünde, tarlasında çalışmaya devam ediyor. Ve böyle bir parti 1.000.000 kişiyi bir araya toplasa bütün Türkiye'de ses getirir, büyük bir olay olur. Yine Müslümanlar hacca gidiyorlar. Hacda 2.000.000, 3.000.000 insan dünyanın değişik yerlerinden hepsi Mekke'ye, Arafat'a, Medine'ye ziyarete gidiyorlar ve bütün şehrin caddeleri, sokakları, dağlar, tepeler insanla dolup taşıyor. Bunun rakamı nedir? 2.000.000, 3.000.000, hadi bilemedin en fazla göbeği çatlasa 5.000.000 kişi. Dünyanın nüfusu 8 milyar. Yani 5.000.000 onun kaçta kaçı siz hesaplayın. Devede kulak misali, böyle az bir rakam ama bütün şehrin her tarafı insan kaynıyor. Hani insanlar maça gider, büyük bir maç olur, büyük bir tribün ve orada yine 50.000, 100.000 kişi oraya girerken, çıkarken her tarafta büyük bir izdiham, büyük bir kalabalık olur. Bu rakamları, bu örnekleri niye anlattım ben size? Kıyamet gününün büyüklüğünü, oradaki toplanmanın ne kadar geniş bir mana ifade ettiğini anlayıp kıyaslamak üzere anlattım. Az evvel dedim ya, kıyamette Allah kimleri toplayacak, kaç kişiyi toplayacakmış diye sorarsak, işte bunun cevabı ne 50.000, ne 100.000, ne 1.000.000, ne 5.000.000, ne 1 milyar, ne 8 milyar, insanlık tarihinin başından sonuna kadar kaç milyar insan yaşadıysa, ki bunun tespitini yapmamız mümkün değil. Niye? Bundan 5.000 sene önce, 3.000 sene önce, 500 sene önce dünyada kaç kişi yaşıyordu? Hadi onları bildik diyelim. Kıyamet ne zaman kopacak bilmiyoruz. Daha önümüzde 300 sene mi var, 500 sene mi var, 1.000 sene mi var ve o zaman dünyanın nüfusu kaç olacak? Bunu da asla bilmemiz mümkün değil. İşte bütün öncekiler ve sonrakiler, bunların hepsini Allah toplayacağını ve o günün isminin de toplanma günü, Yevmül Cemi' olduğunu bu Tevabun suresinde bize anlatıyor Allah-u Teala. Bunu anlamak için son bir örnek verip geçeceğim. O da Kur'an-ı Kerim'de bir örnek. Hazreti İbrahim Aleyhisselam bir gün deniz kenarında dolaşırken Allah-u Teala ona bir hayvanın ölüsünü gösteriyor. Bu hayvan ne yapmış? Ölmüş, leş olarak duruyor ve karada dururken onu bir takım böcekler, bir takım kuşlar gelip onun ölüsünden bir şeyler yiyip gidiyorlar. Arkasından oraya dalga geliyor ve o leş, hayvanın cesedi suların içerisinde kalıyor. Bu sefer de sudaki balıklar, her türlü su hayvanları o cesetten birer parça alıp gidiyorlar. Ve böylece bu olay belki 10 sefer, 20 sefer tekrarlanıyor. Bir dalga geliyor, suyun içinde kalıyor. Dalga gidiyor, karada kalıyor. Sonuçta o bir tek hayvanın cesedi hem karada, hem havada, hem denizde belki yüzlerce, binlerce hayvanın kursağına gidiyor, paramparça oluyor.
Tabii bu karada onu yiyenler sağa sola dağılıp gidiyor. Denizde yiyenler denizin derinliklerine kaybolup gidiyor. Kuşlar havaya uçup gidiyor. Ve bu bir tek hayvanın cesedinin parçaları değişik değişik yerlere, uzak uzak yerlere dağılıyor. İbrahim Aleyhisselam bu manzarayı gördüğü zaman merak ediyor. Ya Rabbi, yarın sen bu hayvanı, bu leşi, bu cesedi nasıl dirilteceksin? Ben buna mutlaka inanıyorum ama merak ediyorum diyor. Allah Teala soruyor, ey İbrahim, yoksa sen bizim kudretimizden şüphede misin? Biz bunu yapamaz mıyız? Bizi aciz mi zannediyorsun dediği zaman, hayır ya Rabbi, sen elbette yaparsın. Ama ben şöyle tatmin olmak için, nasıl olduğunu görmek için merakımdan soruyorum diyor. Bu anlattığım hikaye rastgele bir hikaye değil. Bakara suresinde Kur'an-ı Kerim'de anlatılan ayetler bunlar. Ve sonuçta İbrahim Aleyhisselam'a Allah-u Teala emrediyor. Ey İbrahim, 4 tane kuş al gel diyor. Değişik kuşlardan 4 tane kuşu İbrahim Aleyhisselam tutup getiriyor. Onları kes diyor. Kesiyor. Hepsinin etlerini parçala, kuşbaşı yap, doğra diyor. İbrahim Aleyhisselam 4 tane kuşun etini bıçakla doğrayıp hepsini karıştırıyor bir kabın içerisinde. 4 tane kuş ve hepsi birbirine karışmış. Sonra diyor bunlardan birer avuç al. Her birini sağda solda gördüğün tepelere dağıt diyor. Yani bir avuç falan tepeye, bir avuç falan tepeye, bir avuç falan tepeye o kuşları paramparça yap diyor. Yapıyor onu da İbrahim Aleyhisselam. Arkasından ortaya geçiyor. Ve de ki ey İbrahim, ey kuşlar, Allah'ın izniyle bana doğru gelin bakayım de diye Allah emrediyor. İbrahim Aleyhisselam şaşkın bir vaziyette, hayret etmiş vaziyette, ey kuşlar bana gelin bakayım dediği zaman cansız, ölmüş, kesilmiş, doğranmış ve birbirine karışmış olan kuşlar canlanıp, hayat bulup tekrar İbrahim Aleyhisselam'ın önüne gelip orada yaşamaya başlıyorlar. İşte İbrahim Aleyhisselam bunu gördüğü zaman, ya Rabbi ben zaten inanıyordum, şimdi gözümle de gördüm, ikna oldum, senin büyüklüğün, senin kudretin bambaşkadır ya Rabbi diye bu şekilde imanını tazelemiş, pekiştirmiş oluyor. İşte yevmül cem'i dediğimiz kelime bu şekilde bir kelime ve Allah kıyamet günü bütün insanları toplayacak, bir araya getirecek ve onları hesaptan geçirip ya cennete ya da cehenneme doğru yürüyün diyecek. Bu kelime yevmül cem'i dediğimiz Tevabun suresinin 9. ayetinde geçen kıyametin 2 isminden bir tanesi. Şimdi gelelim esas meseleye. Tegabün ne demek? Tegabün suresinin anlamı ne manaya gelir? Ben şimdi sabahtan beri diyorum ki bazı sureler kolaydır, anlaşılır ama tegabün kelimesi zordur. Şu anda ben size bir kelimeyle, birkaç tane kelimeyle tegabün şu manaya gelir diyemiyorum. Niye diyemiyorum? Çünkü Allah burada öyle bereketli, öyle geniş manası olan bir kelime kullanmış ki bunu izah etmemiz için en az 8-10 tane örnek vermemiz, bir takım şeyleri anlatmamız gerekiyor. Tegabünün manasını anlamak için. Bakın şimdi tefsirlere baktığımız zaman alimlerimiz tegabünü nasıl izah etmişler? Birincisi, kıyamet günü kim kazanıyor, kim kaybediyor? Tegabün bu manaya geliyor. Kazananlar kimler, kaybedenler kimler? Bir diğer manası, kıyamet günü aldatanlar kimler, aldananlar kimler? Aldatan ve aldanan. Hani dünyada insanlar birbirine yalan söyler, aldatır, hile yapar. Hatta mahkemede savcıları, hakimleri bile yanıltır, polisi bile yanıltır. Siyasiler bizi akşama kadar yıllarca aldatıyorlar, vaatlerde bulunuyorlar, yerine getirmiyorlar. Tabi getirenler hariç onları müstesna atıyoruz. Ama dünyada aldanma ve aldatma diye bir şey var. Herkesin yaptığı yanına
kar kalıp gidiyor belki de. Fakat kıyamet günü gerçek manada aldatan kim, aldanan kim, hak ortaya çıkacak ve herkes birbirinin hesabını görecek. Tevabın böyle bir mana da ifade ediyor. Bir başka manası, insanlar birbirinin hakkını yiyor. Birisi hak yiyor, birisinin de hakkı yenmiş oluyor. Eğer mahkeme, dava, helalleşme olmazsa bu şekilde kalıp gidiyor. Ama kıyamet günü, yani tegabın gününde kim kimin hakkını yediyse onlar mutlaka birbirine hesap verecek. Hakkı yenilen insan, hakkı yenen insandan hakkını alacak. Hani halk arasında meşhurdu biliyorsunuz, boynuzsuz koyun boynuzlu koyundan hakkını alacak diye meşhur bir söz vardır. İşte tegabın bu manayı da ifade ediyor. Tegabının bir diğer manası, insanlar dünyada birbirlerine zulüm yapıyorlar. Bir zalim var, bir de mazlum var. Yani bir zulmü yapan var, bir de zulmü gören insanlar var. Kıyamet günü ne olacak? Allah zalim ile mazlumu yan yana getirecek. Mazlum o zalimden zulmettiğinin karşılığını isteyecek. Ama kıyamet gününde para, pul, tazminat diye bir şey yok. Nasıl ödeyecekler bunlar? İşte tevabının manası söylüyorum bakın. Allah-u Teala o zalimin ne kadar iyilikleri varsa, dünyada yaptığı bir takım iyilikler varsa onların hepsini alacak, mazluma verecek. Bu mazlum olan insanın da bir takım hataları, günahları varsa onların hepsini de alacak, o zalime yükleyecek ve bu şekilde insanlar birbiriyle hesaplaşmış olacaklar. Bunu anlatmak için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle bir söz söylemiş. Bir gün ashab-ı kirama soruyor, ey ashabım, müflis yani iflas eden kimdir diye soruyor. İflası hepimiz biliriz. Ashab-ı kiram da cevap veriyorlar bizim bildiğimiz gibi. Diyorlar ki, ya Resulallah, bir adam malını, mülkünü, varını, yoğunu kaybeder, parasını, servetini, eşyasını, hayvanını, atını, arabasını, her şeyini kaybeder, buna müflis deriz diyorlar. Ama Peygamberimiz diyor ki, bakın diyor, kıyamet günü esas müflis şudur. Nedir o? Bir adam gelmiş Allah'ın huzuruna, elbette herkesin bir takım sevapları da var, günahları da var. Ve bu adam sevaplarına güvenerek Allah'tan belki bir şeyler umut ediyor, onların karşılığında cennette nimetlere kavuşurum diye bekliyor. Ama bu adam aynı zamanda insanların hakkını yemiş, zulmetmiş, onlara kötülükler yapmış, onların hakkını yemiş. İşte Allah-u Teala kıyamet günü o hakkı yenilen insanla, hakkı yiyen insan, zalim ile mazlumu bir araya getirecek ve o zalimin ne kadar iyilikleri, sevapları, iyi hareketleri varsa onların hepsini alıp elinden öbür adama verecek ve bu adam ne kadar iyilikleri olsa bile sıfıra sıfır, elde var sıfır çıkacak, iflas etmiş vaziyette kıyamet günü perişan olacak. İşte tevabının bir manası da budur muhterem kardeşlerim. Bir başka mana, tevabın, bakın o kadar geniş manası var ki, Müslümanlar dünyada mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda savaşıyorlar, Allah yolunda çalışıyorlar, Allah yolunda cihat ediyorlar. Sonuçta bir ticaret yapıyorlar. Malını, canını Allah'a veriyor ve Allah'tan cennet alıyor karşılığında. Kafir ne yapıyor? O da varıyla, yoğuyla, malıyla, canıyla isyankarlık yapıyor. Azgınlık yapıyor, onları veriyor. Onun karşılığında cehennemi satın almış oluyor. Ortada bir ticaret var. Müslüman malı ve canı karşılığında cenneti alıyor. Kafir malı ve canını verip onları feda edip cehennemi satın almış oluyor. İşte tevabının bir başka manası da bu muhterem kardeşlerim.
Bakın tegabün o kadar geniş manalı dedim ki bir başka manasından daha bahsediyorum. O da şu. Dünyada biliyorsunuz insanlar bir takım liderlerin, bir takım önderlerin, bir takım örnek şahsiyetlerin peşinden giderler. Kendine onu örnek edilmiş, ona tabi olur, onu sever, onun için canlı veresi gelir ve onun peşinden gider. Bunlar bazen siyasetçiler olabilir. Bazen din adına çıkan liderler olabilir. Bazen ekonomi, ticaret, para konusunda bir takım insanlar, patronlar olabilir. Hepsi olabilir. Hatta bazen sanatçılar, sporcular, insanlara örnekler sunulan kimseler çıkıyor ve insanlar ondan bir fotoğraf almak için, bir imza almak için canını veriyor neredeyse. Bir konser oluyor, ta gece yarısı biletleri alıp orada sıraya geçiyor ve orada ne yaptığı belirsiz şekilde kendinden geçiyor. Yani pek çok insan bazı insanların peşinden gidip onlardan belki bir şeyler elde etmeye çalışıyor, kendi kendine avutuyor. Kıyamet günü ne olacakmış bakın. Bu söylediğim de ayettir. Bakara suresinin 166. ayeti, Tegabun suresinin ismi olan Tegabun kelimesini izah eden bir ayet. Buradan ne anlıyoruz? Demek ki Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayeti birbirini izah ediyor. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için öyle bir satırla, bir kelimeyle iş bitmiyor. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona kadar iyi bilmemiz, hangi ayet, hangi ayette bağlantılı, hangi ayetin izahı nerede geliyor, onu anlamamız gerekiyor. İşte bunun örneğini veriyorum size. Tegabunun bir manasını Allah Teala ta Bakara suresinde 166. ayette bakın nasıl açıklıyor. İz teberra ellezine tübi'u minellezine tebe'u ve ra'evül azabe ve tegatta'at bihimül esbab. Dünyada bir önde olan, kendisine tabi olunan kimseler var. Bir de onların peşinden giden kimseler var. Kıyamette ne olacakmış? Bu önder olan, lider olan, başkan olan kimselere diğer halk, teba, cemaat gelecekler. Ey filanca, ey falanca, dünyadayken biz hep senin peşinden gidiyorduk. Biz senin için alkışlar yaptık. Senin için saçımızı süpürge yaptık. Senin için pek çok fedakarlıklarda bulunduk. Biz sana adeta taptık. Sana aşık olduk. Öyleyse şimdi sen bizi kurtar. Hadi bakalım. Bizim sende çok emeğimiz var. O emeğin karşılığında sen bizi kurtar bakalım diye bağıracaklar, yalvaracaklar, yakaracaklar. Ama bu peşinden gidilen, önder olan, lider olan, başkan olan şahsiyetler, sen de kimsin yahu? Ben seni tanımıyorum. Benim peşimden gelmeseydin dünyada, bana ne? Ben şimdi kendi derdimle meşgulüm diye onlara en ufak bir fayda sağlayamayacak. Hatta biliyorsunuz, yine bakın bir başka ayet, bu konuyla ilgili çoğumuzun bildiği bir ayet, Abese suresinde, يَوْمَ يَفِرُ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيهِ وَاُمِّهِ وَاَب۪يهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَن۪يهِ. O gün bütün insanlar anasından, babasından, karısından, kocasından, kardeşinden, ortağından, aşığından, sevgilisinden kaçacak. Niye kaçsın insan? Dünyada bir insanın başına bir dert, musibet gelse, onun anası, babası, kocası, karısı hep beraber el birliği yaparlar, onu kurtarmaya çalışırlar. Ama kıyamet günü böyle bir olay yokmuş. Herkes, en yakın akraba dahi olsa, ana baba evlat dahi olsa birbirinden kaçacak. Niye kaçacak? Çünkü لِكُلِّ اِمْرِئِمْ مِنْهُمْ يَوْمَ اِذٍ شَأْنُنْ يُعْنِي. Herkesin kendi derdi kendine yetiyor. Bir başkasına fayda etme imkanı yok. O zaten mahvolmuş. Kendi günahlarına bakıyor. Ben ne olacağım? Halim perişan diye kendi derdine düşmüş. Yanındaki oğlu, kızı, anası, babası, kardeşi
perişan vaziyetteyse bile ona en ufak bir yardımda bulunamayacak. İşte tevabının bir manası da bu. Kıyamet öyle bir gün ki kimse kimseye fayda sağlayamayacak. Ve son bir mana, onda bizzat Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam açıklamış. Kıyamet günü insanlar sonuçta biliyorsunuz ya cennete gidecek veya cehenneme gidecek. Herkes yerine gittikten sonra bakın ne olacakmış. Bir cennetlik Müslüman cennette yaşıyor. Her taraf nimet dolu. Allah ona ikramlarda bulunmuş. Zaten zevkten dört köşe olmuş vaziyette. Bu adam cennette yaşarken Allah-u Teala böyle televizyon ekranı gibi, sinemanın perdesi gibi bir görüntü gösterecek o insana, cennetteki insana. O görüntüde ne var? Cehennem görüntüsü var. Ve Allah cehennemin en azılı, en şiddetli azap olan yerlerini gösterecek. O adama da diyecek ki, bak ey Müslüman, ey mümin, eğer sen şu anda cennette olmasaydın, bana isyan edip de kafir olarak ölseydin, senin yerin orası olacaktı. Görüyor musun bu ekrandaki görüntüyü? O ateşler, o azaplar, o kuyular, o yılanlar, akrepler senin olacaktı diye Allah cennetlik insana cehennemi gösteriyor. Böyle olunca ne oluyor? O cennetlik insanın cennetteki zevki, cennetteki nimeti, şükrü daha da artıyor. Ya Rabbi elhamdülillah sen beni oradan kurtarmışsın, beni böyle güzel bir yere sokmuşsun diye onun nimeti, Allah'ın verdiği ikram daha da katlanmış, daha da artmış oluyor. Bir de bunun tersi var. O nasıl oluyor? Cehennemlik bir insan. İş bitmiş, hesap kitap görülmüş ve adam cehenneme girmiş. Cehennemde yanıyor. Çatır 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 yanıyor. Her taraf azap dolu. Ve o esnada Allah yine bir ekran, bir perde gösteriyor cehennemde yanan insana. Burada ne gözüküyor? Burada da cennetin nimetleri, yiyecekler, içecekler, akarsular, köşkler gözüküyor. Adam cehennemde yanıyor ama ekrandan bakıyor ki çok müthiş bir yer var. Cennet bahçesi var. Her taraf nimet dolu. Adam oraya bakarken Allah-u Teala da ona diyecek ki bak ey kafir, sen dünyada aklını başına alsaydın, bana iman etseydin, benim peygamberlerimin yolundan gitseydin, ben sana böyle bir cennet verecektim. Ama sen akılsızlık yaptın, nankörlük yaptın, bana isyan ettin, bana iman etmedin ve şu anda hak ettiğin yer cehennemdir, yanmaya devam et diyecek. Adam bir bulunduğu yere bakacak, bir de ekrandaki cennete bakacak, hasretinden, pişmanlığından mahvolacak. Adamın gördüğü işkence, azap daha da artacak, kat kat fazla hale gelecek. Bunu da Allah Kur'an-ı Kerim'de bakın, bir başka ayette şöyle izah ediyor. Fezûku felen nezîdeküm illâ azâba. Siz şu azabı tadın bakayım. Ve biz size azaptan başka hiçbir şey artırmayız. Azap var. Üstüne bir daha azap var. Bir daha var. Bir daha var. Siz azap gördükçe biz azabı daha da fazla artıracağız, azaltmayacağız diyor. Adam cehennemde zaten yanıyor. Zaten perişan. Bir de cenneti görüp de ben oraları nasıl kaybettim, nasıl akılsızlık yaptım diye kendi kendine hayıflanarak adam kahrından daha da fazla orada azap görmüş olacak muhterem kardeşlerim. Şimdi bütün bu anlattığım olayları, örnekleri, cennet, cehennem, kıyamet sahnelerini topluyoruz, topluyoruz ve bunların hepsine tegabün günü diyoruz. Şimdi ben size soruyorum. Bu kadar anlattığım olayı ben size bir kelime ile nasıl tercüme edeyim? Tevabının manası şudur diye nasıl vereyim ben size bunun manasını? Mümkün mü? Demek ki Kur'an-ı Kerim'i anlamak için birazcık çalışmak,
araştırmak, incelemek gerekiyor. Öyle sadece elimize meali alıp da, tercümeyi alıp da ahkam kesmek kolay bir iş değil, ciddi bir iş değil ve doğru bir iş değil. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'i anlamak için birazcık gayret sarf etmeli. Öyle her kelimenin Türkçe'de karşılığını bulmak mümkün değil. Şimdi ben size hepinizin bildiği bir örnek vereyim. İnna a'tayna kel kevser. Allah ne diyor burada? Ey Habibim, biz sana Kevser'i verdik. Kevser diye bir kelime geçiyor. Kevser'i ben size nasıl tercüme edeyim? Manasını, mealini nasıl vereyim? Kevser çok şeyler demek. Kevser cennette havuz demek. Cennette ırmak demek. Kevser peygamberimize verilen şefaat makamı demek. Kevser makamı Mahmud demek. Kevser peygamberimize verilen çoluk çocuk torun, onun nesli ahfadı demek. Kevser peygamberimizin yolundan giden alimler, müfessirler, muhaddisler, fukaha, ulema, evliya, meşayih demek. Bütün bunların hepsini Allah peygamberimize vermiş ve hepsine birden Kevser diye bir kelime kullanmış. Şimdi bu Kevser kelimesini nasıl ki bir tek kelimeyle tercüme etmek mümkün değilse, Tegabun suresini de bir tek kelime ile ifade etmek, bunun karşılığı şudur demek mümkün değil. Bakın yarım saatten beri ben size sadece Tegabun'un manasını anlatmaya çalıştım. O zaman Kur'an-ı Kerim'in ne mübarek, ne muhteşem, ne zengin bir kitap olduğunu sadece bu Tegabun kelimesinden bile anlayabiliriz. Ve Allah bize böyle bereketli, böyle muhteşem bir kitap verdiği için de Allah'a hamd etmemiz lazım. Elhamdülillah dememiz lazım. Tabi bunu demek için de Kur'an-ı Kerim'i anlamak, öğrenmek lazım. Şimdi muhterem kardeşlerim, belki sözü biraz uzattık ama Tegabun'u hiç olmazsa birazcık da olsa anlamış olduk. Şimdi ben size son birkaç dakika içerisinde yine bu surede Rabbimiz bize anlattığı birkaç tane ayetten de örnek verip inşallah konuşmamı bitirmeye çalışacağım. Bu surenin 5. ayetinde Allah Teala buyuruyor ki Elem ye'tiküm nebe'üllezine keferu min gablu. Önceki kavimlerden helak olan kimselerin, Allah'ın azap ettiği kimselerin haberleri size gelmedi mi? Onları bir öğrenin, tanıyın. Sizden önce bu topraklarda, bu ülkelerde, bu dünyada kimler gelmiş, kimler geçmiş, onlar ne yapmışlar, ona karşılık Allah onlara nasıl bir muamele yapmış, bunları inceleyin, araştırın, bakın. Bunların bir kısmında ben Kur'an-ı Kerim'de anlattım. Onları okuyun ve ibret alın, kendinize gelin diyor Allah-u Teala. Bu ayette ne anlıyoruz? Allah bize tarih ilmini okumamızı, anlamamızı ve ibret almamızı söylüyor. Şu anda diyelim ki biz Türkiye'de yaşıyoruz. Türkiye'de Konya, İstanbul, Diyarbakır, Erzurum gibi pek çok vilayetler, ilçeler, köyler, kasabalar, dağlar var. Bütün bu coğrafyalarda bundan 300 sene önce, 1000 sene önce, 3000 sene önce, 5000, 10000 sene önce kimler yaşamış? Allah diyor ki bunları araştırın, didik didik inceleyin. O insanlar ne yapmış? Hangi yanlışları yapmış da Allah onların başına hangi musibetleri, hangi felaketleri vermiş? Onları düşünün, inceleyin, araştırın, ibret alın. Onların yaptığı hatalara siz de düşüp de aynı şekilde helak olmaya doğru gitmeyin. Aklınızı başınıza alın diyor. Demek ki tarih ilmi önemli bir ilim. Allah bize bu surede ey insanlar tarihi öğrenin ve ona göre yaşayın diyor. Bir başka ayet. Allah-u Teala buyuruyor ki Ya eyyühellezine amenü. Ey iman edenler. 14. ayet Tevabül Suresinin. İnne min ezvecüm ve evladüküm
aduven leküm fahzeruhum. Sizin evlatlarınızdan, karı kocalarınızdan size düşmanlar olabilir. Öyleyse siz aman ha onlara dikkat edin, onlardan sakının diyor. Şimdi evlilik Allah'ın emrettiği bir olay. İnsanlar karı koca olacak. Nikah duasında yapıldığı gibi Peygamber Efendimiz'e Hazreti Hatice'ye, Hazreti Adem'le Havva, Hazreti Fatıma'yla Hazreti Ali'nin yaşadığı gibi birbiriyle kanaşması lazım. Ama bazen karı kocalar, evlatlar maalesef birbirinin fitnesi, fesadı için çalışıyor. Allah korusun. Allah da bunlara dikkat edip aman ha bu şekilde dikkatli olun. Karı kocanın, evladın imtihana karşı gözünüzü açın. Yanlış yapmayın diyor muhterem kardeşlerim. Evet, Tegabun suresi bu ve benzeri pek çok ayetlerle, 18 ayetle Allah'ın bize bir hitabı olarak karşımıza çıkıyor. Ben tabii her zaman olduğu gibi bütün surelerin, bütün ayetlerini burada okumam, anlatmam mümkün değil. Sureyi kısaca tanıtıyoruz, gerisi size kalmış. Her Müslüman evinde Kur'an-ı Kerim var, Tegabun suresi var. 2 sayfalık, 18 ayetlik surenin şöyle bir manasını, tefsirini güzelce okursak inşallah çok daha fazla istifade etmek hepimize nasip olur. Bugün bu şekilde kısaca Tegabun suresini ben size dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalıştım. Haftaya Allah izin verirse nikahla ilgili, evlilikle ilgili Talak suresi isminde bir mübarek süreyi inşallah anlatmaya çalışacağız. Bugünlük Allah'a emanet olun.